Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Şimdi video çekmeye başladık biliyorsunuz. Öğrenci arkadaşlarımızdan da e, güzel tepkiler de geldi. E, gerçekten arkadaşlar kamp yapma kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Ben günde 8-10 saatimi ayırıyorum kitapların çözümünü yapmak için. Hatta biraz önce bir denememizin e, kaydını bitirdim. bir buçuk saatlik bir çekimdi. En son durdurma yerine basacağıma çarpı yerine basmışım ve ekran gitti. Moralim bozuldu ama önemli değil. Bir buçuk saatimiz çöp oldu. Hayırlısı, her şeyin hayırlısı diyelim. Ee, i̇ki nolu denemede 29 nolu soru hoşuma gitmişti. Ee, daha e, TYT denemesinin iki nolu denemesi ve 29'un soru gerçekten hoşuma gitti. Bunun çözümünü sizinle paylaşmak istiyorum. Daha temel düzeyde bir integral sorusu, en azından e, e, denemeler hakkında biraz da fikriniz olur. Arkadaşlar, e hadi isterseniz başlayalım, bakalım sorumuz ne diyor, birlikte bir göz atalım. Ekranı küçülteyim. Evet, siyah kalem alayım. Sorumuz ne diyor arkadaşlar? Soru burada. Şimdi önce bunu ben bir güzelleştirmek istiyorum. Şunu, yani şöyle bir şey yazıyorum: İntegral. eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2'ye ne diyor f 2x, f 2x eksi 1 çarpı dx eşittir 3 demiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar, kırmızı kalemimi alıyorum. Ben bu f'in içindeki ne u demek istiyorum. Hani bir yere u dediğiniz zaman türevi dışarıda olacaktı ya. 2x eksi 1'in türevi 2'dir. 2 dışarıda yok. O zaman ben burayı 2'ye çarptım. Şurayı da 2'ye böldüm. Var mı bir sıkıntı? Hocam ne sıkıntı olacak? Şurası ne oldu arkadaşlar? Şurası U oldu. Tamam yine siyah kalemimi alıyorum. Bu 1 bölü 2'nin alttaki 2'yi işler dışlar çarpımından karşıya göndereceğim. Şöyle bir şey oldu bu arkadaşlar. F u, çarpı d u oldu. 2'yi de karşıya gönderdim. 6 oldu. Şimdi biz neye u demiştik? 2x eksi 1'e u demiştik. Şimdi bu sınırları eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2'ye diyor ya. Ha şu sorumuza. Şimdi bu sınırlar x'e aittir. Ama sen u dönüşümü yaptın. O zaman x yerine 1 bölü 2 yazalım. 0 oldu. Üst taraf 0 oldu. Yeni sınırımız. x yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. Alt sınırımız da eksi 2 oldu. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Şimdi burayı yine kırmızı kutu içerisine alayım. Şurayı, 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 şurayı. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi bu bir kenar. Eksi 2'den 0'a F, U, D, U'yu bulmuş olduk. Şimdi ben siyah kalemimi yine alayım. Şimdi ben dedim ki şöyle bir tane doğru parçası çizsem. Hı -hı. Bana bu eksi 2'nin gittiği yeri bulabilir misiniz? Hocam tabii ki bulurum. Nasıl bulacaksın? Hocam benzerlikten. Nasıl benzerlikten? Şimdi izleyin ben arkadaşlar. Şunu böyle bir uzatayım, 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 uzatayım. Şimdi ben şuraya eğer x desem şu uzunluğa. O zaman şu uzunluğumuzun ismi ne olur arkadaşlar? Şurasının 6 birim olduğunu biliyorum zaten. Şurası da x artı 6 birim olur. Evet benzerliği kullanacağım. 2'nin 8'e oranı. 2 bölü 8 eşittir. X'in x, x artı, artı x artı 6'ya oranı. E hocam x belli işte 2. <laughs> ben x'in 2 birim yani şurasının 8 birim. Şuranın 2 birim olduğunu biliyorum. O zaman şurası arkadaşlar alttan yani şu yüksekliğimizin boyu 1 birim oldu. Ki x'imiz 2 birimden şurası da 3 birim oldu. Güzel. O zaman buranın alanı ne çıktı arkadaşlar? Şuranın alanı 2 birim bulduk. Şuranın alanı 2 çarpı 2 iki bölü 2'den. Şuranın alanı da 2 birim buldum. Şimdi eksi 2'den 0'a f u d u ne demektir? Eksi 2'den 0'a şu aralıktan bahsediyor. f u d u f x ile f x'imiz arkadaşlar şudur. x ekseni arasındaki alandan bahsediyor. Eğer burası 6 birim ise o zaman buraya kaç birim kaldı arkadaşlar? Şurası 2 birim oldu. Yani A'yı 2 bulduk. Güzel. A'yı 2 buldum. O bir kenarda kalsın. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Burasını A'yı 2 bulduk. Şimdi bize burada bir tane daha denklem verilmiş. Görüyor musunuz? Eksi 2'den 6'ya. Hadi siyah kalemimi alayım. Ne diyor? Eksi 2'den şu 6'ya kadar. Diyor ki GX ile FX'in arasındaki alan. Arkadaşlar bu kırmızıyla çizdiğimiz yer FX. Yani şurası bizim fx'imiz. gx ise şu yeşilimsi. Yani şurası. Şu da bizim gx'imiz. Arasındaki alan diyor ama ilk başta sen ne yazman lazım? gx'i. Yani üsttekinden alttaki çıkması lazımken şu eksi 2'den 0'a şu eksi 2'den 6'ya demişiz ama bunu parçalayacağız arkadaşlar. Diyeceksin ki eksi 2'den 0'a gx eksi fx ayrı hesap yapacağım. Tamam. Sonra 0'dan 6'ya ayrı hesap yapacağım. Evet. Şimdi eksi 2'den 0'a alttakinden üstteki çıkmışsa bu eksi a'dır gx eksi burada gx üsttekidir. Sıfırdan altıya kadar. Üsttekinden alttaki çıkmışsa bu da b'dir. İkisinin toplamına 4 demiş. He. E, A'nın ben iki olduğunu biliyorum. O zaman burası eksi 2 oldu. Yani eksi 2 artı B eşittir 4 birim. B buradan ne çıktı? Hocam B de buradan altı çıktı. Benden toplamını istiyor. Toplamı da 8'dir. Şıklardan 8'i buldum ve işaretledim. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Genelde hem bununla alakalı da size fikir vereyim. Ee, bizim e, kampımız bu şekilde olacak. Yani bütün soruların hepsini bu şekilde çözümünü yapacağım. Bu test 2 29 nolu sorumuzdu. Hoşuma gittiği için ben bunu size çözdüm. Ee, konseptimiz bu şekildedir. Çarşamba günü sabahleyin başlıyoruz. Ee, vallahi yoruluyorum arkadaşlar. Gerçekten yoruluyorum. Yani boynum şimdiden yavaş yavaş kireçlendi mi diyeyim, kitlendi mi diyeyim. Ee, kitapları yarın sabahtan gönderiyorum. Çekilişe kazanan arkadaşlarımıza da. Ee, bu kadardı. Şanlıurfa'dan kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya yorum atıp de beğeni yaparsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.